Sen anlat Karadeniz. Polis nezaretinde hastaneye götürdüler beni. DNA için. Evet. Ne yapacağız baba? Yani bugün yarın ortaya çıkar. Bana mı soruyorsun be? Hı? Karşımda dikilmişsin utanmadan. Ben ne yaptım baba? Ne söylediysen onu söyledim işte. Ben ne yaptım baba? Ben ne yaptım baba, öyle mi? Hı? Ne söylediysem onu söyledim baba. Öyle mi? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? O kız Türkiye sınırları içine girmeyecek demedim mi? Ha? Başı önünde sümüklü bir kızı bile avuçlarının içinde tutamadın be. Sen erkek misin ha? Erkeğim ben baba. Öyle mi? Niye peki ben bunu öyle göremiyorum? Ha? Baba yapma. Neyi? Bunu mu? Öyle söyleme baba. Neden? Ha? Ne oldu? Hı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ha? Erkeklik gururuna mı dokundu? Hı? Bir kızı bile avuçlarının içinde tutamamış biri. Ha? Başka ne diyebilirim? Ne diyebilirim başka? Bari Mercan'ı avuçlarından kaçırma. Mercan kim baba? Evleneceğin kız. Ne evlenmesi, ne Mercan'ı baba? Tam da zamanında Muştak Bey kayınpederini arıyor. Alo Cemilciğim. Ha? Cemilciğim, bu kalelilerin başıma açtığı işlerden dolayı bir türlü fırsat bulup da seni arayamadım. Aha, geldi bizimki, geldi. Mercan kızımız nasıl? Ha? Tabii Tarık da Mercan'la tanışmak için nasıl heyecanlanıyor bir görsen. Yani tamam, öyleyse yarın buluşturalım bizimkileri. Her şey usulüne uygun olsun Cemilciğim. Tamam. O zaman yarın sizdeyiz. Mercan kızımıza, Türkan Hanım'a çok sevgiler, selamlar Cemilciğim. O zaman yarın görüşmek üzere. Tarık da sizin ellerinizden öpüyor. Eyvallah, eyvallah. Yarın kız istemeye gideceğiz. Şimdi beni şaşırt da bu kızı elinden kaçırma. Hadi çık dışarı şimdi. Çık, çık. Hadi. Hadi. Çık ki. Gidecek misin? Biraz daha kalsaydın, şimdi Tahir de gelir, onunla beraber bırakırız seni. Yok, gerek yok, ben giderim gerçekten. Olmaz öyle şey, dur. Fatih! Nefes, gerek yok, gerçekten ben giderim. Ya olmaz öyle şey. Fatih, Hazan'ı bırakır mısın? Tamam. Ya nefes tutturdu şimdi yalnız gitme diye ama gerçekten gerek yok. Arabam zaten burada, Fatih'le konvoy halinde mi gidelim? Merak etme, bir şey olmaz. Tamam ama eve gidince haber ver, tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler. İyi, iyi geceler. Yenge, gideyim mi peşine? Yok, gerek yok.
Adi, haber var mı? He ya. Nazar yok demiş. Bizimki hala dolanıyor oralarda. He yenge, anlama bir şey deme ha. Mustafa abim İstanbul'a iş için gönderdim dedi. Adi, sen söylemezsen ben hiçbir şey söylemem. Merak etme. Hadi yürü. Yengemler, ben yatayırım. Size iyi geceler. İyi geceler. Abla, sen gece gece ne yapıyorsun öyle? He. Gaza yiyen bu. Ya abla, sen saçmalaysın ha. Ya niye saçmalayırım ya? Ha böyle çizik çizik olmayan mıydı? Ben mi yanlış görüyorum ya? Ay, benim gözlerim de bozuldu. Ben iyice ne yaşlandım Nefes. Abla, sen nereden çıkarıyorsun şimdi bunları? Kaç gün oldu? Kaç gün? Oo, yasiyem o yok. Olmayınca tabii... Niye Mustafa'm, niye de yok? Çünkü neden yok? Gaz ayağı çok. Bana bak, sen güleyim misin? Seni dinliyorum abla. Niye git? Ben eskiden o böyle çarşıda bir yürüdüm müydü? Bir bakan dönüp bir daha bakaydı. Şimdi de bakaylar tabii de. Ama ne diyorlar? Teyze. Teyze ne du ya? Teyze yardım edelim mi? Teyze ne du yani? Tabii. İki çocukluk adına başka ne denir? Bak. Baba göreyim misin? Abi ortada böyle, ben gördüm çizik oluyor, grişti. Abla, onun çözümü kolay. Botoks mu? Hiç öyle yapmayacaksın. Bana bak, sen dalga mı geçiyorsun ablanla? Ya abla, ben sana niye dalga geçtim ya? Niye dalga geçtim? Yaşlıların uykusu çabuk geliyor. Oy Yasiyem, oy! Efendim? Ben eve geldim Nefes. Tamam. Yatmadan önce yatıyorum diye de yazayım mı? Hazan, dalga geçme. Senin ne işin var burada? Hazan. Ne yapıyorsun? Telefonumu ver. Hazan, sen iyi misin? Biraz konuşalım mı? Özel. Tarık, seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Hazan! Tarık, defol git buradan. Yoksa polis çağırırım. Hazan, konuşmak istiyorum. Neden beni üzüyorsun? Sana son kez söylüyorum. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Sarhoşsun zaten, ne dediğin farkında değilsin. Babasının pisliğini üstüne alacak kadar onursuz bir adamla zaten konuşacak bir şeyim yok. Telefonumu ver hadi. Tarık, telefonumu ver! Çok yanlış düşünüyorsun, çok. Ama bak, sana bunu kanıtlayacağım. Haydi bize müsaade. Evlat, bu zengin kalkışı oldu. Hadi hayırlı akşamlar abi. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Nefesim, gelirim nefesim. Tahir. Tahir, Hazan'a bir şey oldu. Ne oldu? Bilmiyorum. Ya ben eve gidince haber ver demiştim. Ben eve geldim diye aradı. Sonra senin burada ne işin var dedi. Sonra Tarık. Tarık dedi.
Nefes, sakin ol. Gözünü seveyim, sen sakin ol. İbrahim, evlat ne oldu? Hasan, senin Mutarık galiba bir altlar karıştırıyor. Haydi. Tarık, hadi telefonumu ver. Tarık, telefonumu ver! Sana silah doğrultmak istemiyorum Hasan. Beni buna mecbur etme ne olur. Sadece konuşmak istiyorum. Sarhoşsun. Ne dediğinin farkında değilsin. Hadi git. Hadi Tarık. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun Hasan. Denedim. Senden uzaklaşmayı denedim ama yapamadım. Uzağa da gittim. Ama senden gidemedim. Lütfen. Benimle gel Hasan. Elinde silah var. Ve bana lütfen diyorsun. Çünkü mecbur bırakıyorsun Hasan. Sadece konuşmak istiyorum. Hasan! İyi geceler teyzeciğim. Nasılsınız? Kimsin lan sen? Hasan, geç içeri. Yok teyzeciğim, o geçmeyecek. Biz bir şey konuşuyoruz da Hasan'la. Sonra gelecek o. Bana bak oğlum, kimsin nesin bilmiyorum. Kur'an hakkı için senin leşini yere sererim. Gece gece defol git buradan. Hasan, içeri. Teyzeciğim, bir şey konuşuyoruz dedik şurada değil mi? Asıl sen gir içeri. Kime oruzdan iyisin sen ha? Nene! Nene sen içeri geç, ben hallederim. Hasan'cığım bak, ninenin başına bir şey gelsin istemiyorsan bin arabaya. Duydun mu? Hadi, zaten kulakları da duymuyor. Tarık, bırak! Hasan! Hasan! Hasan'ım, yavrum. Yavrum. Tarık, nereye götürüyorsun beni? Ne yapacaksın? Öldürecek misin bizi? En büyük şüphesim de bu aşkım. Nereden anladın? Hanife teyze! Hanife teyze! Ne yaptı? Götürdü. Kızımı götürdü. Gitmişler Ferhat, gitmişler. Alo Tahsin. Beni iyi dinle. Bütün ekiplere haber ver. Şehir çıkışları tutulsun. Şüpheli olan bütün araçları durdurun. Adam kaçırma vakası. Şüpheli Tarık Tamar.
Durdur. Arabayı durdur Tarık. Hazan sus artık. Tarık arabayı durdur. Yeter. Kapa çeneni. Gel buraya. Oo, sevgili kardeşim de buradaymış. Siz tanışıyor musunuz? Tanıştırayım. Hazan, Ferhat, Ferhat, Hazan. Ne yaptığını sanıyorsun ulan sen? Şşş. Ben vahşi hayvanları severim ama uzaktan kardeşim. Bırak ulan kız. Bu seni hiç ilgilendirmez sevgili kardeşim. Bu arada Zeynep meselesi için gerçekten üzgünüm. Senin için zor olmalı. Ama çok üzülme. Hatta bana teşekkür bile etmelisin. Seni bu dertten kurtardığım için. Sen sadece babanın pisliğini örtmeye çalışan bir zavallısın. Sen karışma aşkım. Bak burada iki kardeş bir şey konuşuyoruz değil mi? Velhasıl ben sana üzüleyim. Şu haline bak. Ha bu dünyaya salak geldi. Salak gideceğiz. Seninle oturup sohbet etmek isterdim sevgili kardeşim. Hatta uzun uzadıya sana Zeynep'i de anlatmak isterdim. Ama şimdi Hazancığımla ufak bir işimiz var. Ve sen... Tahir, hadi. Ya hayırdır? Gece gece ne yaparsın burada? Hadi. Hadi Hazanlara gidiyoruz. Hadi. Neden? Ya çabuk dedim. Hadi. Tamam. Arabanın anahtarını alayım da gelirim. Aç kapıyı. Ne oluyor gece gece burada? Oğlum Tarık Hazan'ı kaçırdı. Var mı bir bilginiz? Ne yaptı? Ablam mı? Kurban olayım. Torunumu getirin. Elinizi ayağınızı öpeyim. Kızımı getirin bana. Tamam, tamam Hanife teyzeciğim al. İç şunu bir. Sen sakin ol. Bak Ali, giden arkadaşım polis. Tamam mı? Bulacağız. Bulacağız Hazan'ı. Sen merak etme. Önce ilk gördüğümde çıkaramadım. Tarık genç o içinin dölü. Babasının tıpkısı. Çocukluğundan beri Hazan'a yanıktı. Yıktı. Nicedir görünmediydi. Boyu devresince birden ortaya çıktı. Ya kızıma bir şey yaparsa? Hayır, hayır.
yapar mı? Hayır, sen merak etme. Bak, Hazan'ı bu eve sağ salim getireceğiz, sana söz. Tek umudum sizsiniz. Allah rızası için kızımı getirin bana. Tahir, ne oldu? Tarık Hazan'ı kaçırdı. Sakin, sakin. Ayşe. Ve teyzem. Bulacağız, söz veriyorum, bulacağız. Şehir çıkışları tutuldu aga. Çıkmış olamazlar. Havaalanından çıkamazlar. Otogardan da çıkamaz ama bu koca Karadeniz'i ne yapacaksın devrem? Gizlice atlayıp bir tekneye... Kontrolümüz altında aga. Yani diyorsun ki buralarda bir yerdeler he? Bence öyle. Muhtemelen yaylalarda gözden uzakta bir evde ya da ona benzer bir yerde saklıyor diye düşünüyorum. Yalnız biliyorsunuz. Normal bir adamdan bahsetmiyoruz. Herhalde normal değil. Olacak iş mi bu? Yok ula, benim kastettiğim o değil. Ne peki? Biz bununla beraber büyüdük. Genco buna çok tuhaf davranırdı. Nasıl yani? La ne olur ya, köpekleri azgınlaştırmak için karanlık odada tutarlar. Kanlı et verirler. Daha da saldırgan olsun diye. O da gün ışığına çıktığında sahibinin yanında süt dökmüş kediye döner. Ama başkalarına karşı tehlikeli ve saldırgandır. Yani? Oğlunu mu yetiştireyim, yoksa düşmanlarına saldırmak için azgın bir it mi yetiştireyim belli değildi. Bir bakarsın öldüresiye döver, ağaca bağlar. Bir bakarsın hediyelere boğardı. Böyle böyle bunu manyak bir ite döndürdü. Şimdi asıl soru şu. Biz bu manyağı nasıl bulacağız? İmdat! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardım edin bana! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen, kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardım edin! Ne yapmaya çalışıyorsun Tarık? Beğenmedim. Tadına baksaydın önce. Ne diyorum biliyor musun? Şöyle kahvaltıdan sonra temiz havada mis gibi bir yürüyüş yapsak ha? Kimse de iyi gelecektir. Hadi. Hazan, lütfen. Üzüyorsun ama beni. Hadi. Al hadi. Al dedim, hadi. Hadi.
Tarık. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Bak bu yaptığın büyük bir suç. Lütfen buna bir son ver artık. Lütfen. Son vereceğim aşkım. Son vereceğim. Sen hiç merak etme. Çok güzelsin Hasan. O kadar güzelsin ki. Tarık. Bırak gideyim. Bak, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Söz. Yemin ediyorum kimseye bir şey söylemeyeceğim. Şikayetçi de olmayacağım. Söz veriyorum sana. Biliyorum. Bu dünyada en çok güvendiğim kişi sensin Hasan. Ben sana inanıyorum. Sana güveniyorum. Çevrene güvenmiyorum. Neydi o? Hafize miydin lan? Ha, Hafize. Sonra o Ferhat. Hem zaten gidişimizde epey bir yaygara kopardık. Yani senin şikayetçi olup olmaman bir şey değiştirmiyor Hasan. Ama merak etme. Bizi bulamazlar. Hem zaten bulsalar da onlar için hazırladığım sürprizi geçemezler. Ne sürprizi? Sürpriz söylenir mi hiç? Ama o Ferhat bayılır artistlik yapmaya. Kokumu takip edip beni bulmaya çalışacaktır. Neyse, hadi biz bunlardan konuşmayalım. Bak sadece sen ve ben varız. Güzel şeylerden konuşalım olur mu? Hem saat de işliyor. Saatini. Tarık ne saçmalıyorsun? Sen beni dinlemiyor musun Hasan? Hı? Neden dinlemiyorsun beni? Neden? Neden dinlemiyorsun Hasan beni? Neden? Dinliyorum. Dinliyorsun öyle mi? Dinliyorsun öyle mi? Dinliyorsun öyle mi? Madem dinliyorsun bir daha söyleyeyim. Ben sana evde birlikte öleceğiz demedim mi? Dedim. Beni adam yerine koyacaksın. Anladın mı? Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Çok yorucu bir gece geçirdik ikimiz de. Sinirlerimiz iyice yıprandı. Bak, nefis bir hava var dışarıda. Temiz hava ikimize de iyi gelecektir. Hadi. Hadi çıkalım. Sana güveniyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmazsın ya. Şey vardı değil mi? Böyle hayal meyal hatırlıyorum. Böyle bir yerim kesildiği zaman, bir yerim acıdığı zaman annem yapardı. Böyle öptüm geçti derdi. Geçmese de geçti derdim. Yani çünkü üzülsün istemezdim. Annemi seviyordum. Geçti mi Hasan? Geçti mi Hasan? Geçti mi dedim Hasan? Geçti. Bak. Sen de beni seviyorsun işte.
Tahir, bir haber var mı? Yok maalesef Nefes'im. Ama bak sen sakın canını sıkmayasın, tamam mı? Yani mümkün olduğunca. Ben bir şey olursa haber veririm sana. Mutlaka haber ver, tamam mı? Sen ne yapacaksın? Şimdi Yiğit'i okula bırakacağız. Oradan da Hanife teyzeye geçeriz. Tamam. Tamam, haberleşiriz. Tamam. Ben hazırım. Anneciğim sen ne kadar yakışıklı olmuşsun böyle. Çok heyecanlıyım ben. Neden? Öğretmenimi göreceğim. Anneciğim her gün görüyorsun ya. O başka, bu başka. Hadi bakalım, hadi. Benim kızım, haydi geç kalacaksın. Geliyorum. Yarım saat önce de gelirim dedin, haydi. Of tamam. Yok anne, of muf. Günaydın. Günaydın. Bacım, günaydın. Günaydın. Tahir nerede? Tahir'in işi var anneciğim. Ne işiymiş bu? Söyleseniz de ne işi olduğunu biz de bilsek. Bacım geç sen otur böyle, otur. Yiğidim, gel bakalım bak. Gel, bu ne bu böyle süslenmişsin sen? Sürre alayının devesi gibi, ay iki lira bir çekirdek. Ne oldu Manita? Fatih! Uy illallah ettim herkesi her gün kırmızı mumla safraya çağırmaktan bıktım. Al şunu. Günaydın. Günaydın yengeciğim. Fatih ya çocukları okula bırakabilir miyiz seninle? Olur olur tabii yenge. Haber var mı? Neyden haber var mı? Murat'tan ana kimden olacak? Ne oluyor ha? Kaş göz oynağı herkeste. Ne oldu? Murat nerede? Anacığım İstanbul'a işe gönderdim ben Murat'ı ya, Allah Allah. Ne diyor yani? Ben gittim, o telefon açmadı. Ya ana işi vardır. Herkesin bir işi var. Bir duvara çevirirsiniz ya. Neyse çıkayım, kokusu yakında. Sen şunun kafasına vursana bir tane. Ulan yarabbim yere sür Allah ya. Haydi ana git sen de. Sen niye böyle süsledin? Hadi. Arabayı getirdik abi. Teker tamam. Ver. Eyvallah. Gence bir şey dedi mi? Yok abi, dememiş. Gece Ali evine gitti onun. Dediğine göre o da çok şaşırmış. Biz buraya gelirken Genco'yu karakola aldılar ifadeye. He. Seninle bu aralar çok sık karşılaşıyoruz Genco Bey. Komiserim, dünya küçük. Trabzon daha da küçük. Sebep budur yani. Ha, bir de sizin sevgili kaleliler. Onlar da... Lan tamam, başlama yine. Oğlun nerede oğlun? Bilmiyorum. Şehir dışına çıkmış olamaz. Buralarda bir yerlerde. Bana bak. Sana ait ne kadar ev, arsa, tarla, hatta kümes varsa hepsinin bana tek tek adresini vereceksin. Ben tapudan çıkartmasını da bilirim ama uğraşmak istemiyorum. Senin adalete yardımcı olduğunu görmek çok hoşuma gidecek. Memnuniyetle komiserim. Yalnız benim oğlum salak değildir. En azından kızı kaçırdıysa getirip bizim mekanımıza sokacak kadar salak değildir. Peki sence niye yaptı böyle bir şeyi? Aşık olduğu için mi? Sebep sadece bu mu yani? Yakalarsanız kendisine sorarsınız. Yardımcı olmayacağım diyorsun. Hayır. Bu kadarını biliyorum diyorum. Şeyi merak ediyorum ben ya.
Bu DNA meselesi çözüldüğü zaman ne yapacaksın? He? Neydi planın? O zamana kadar kaçmak için vakit kazanmaya falan mı çalışıyordun? Hala buradayım değil mi? Eğer kaçacak olsaydım mahkemeden çıkar çıkmaz tüyerdim. Beni nerede buldun komiserim? Bizzat kendi evimde. Öyle mi değil mi? Öyle. Şimdi sayın komiserim, eğer başka sorunuz yoksa müsaade istiyorum. Biliyorsunuz, vakit nakittir. İş başa düştü yani ha? Aynen öyle. Biz de bildiğimiz yöntemlerle ilerleyeceğiz dayı. Neymiş o bildiğiniz yöntemler? Ha, şu özel birlik meselesi. İyi. Elimden bir şey gelirse. Aslında gelir. Hı. Bu Tarık iti Hazan'ı kolay kolay bırakmaz. Biraz gürültü çıkacak tabii. Tedbir amaçlı. Silah lazım abi. Anladım. Yine kaptırmayasın silahı. Denerim. Tamam. Tamam. Ne gerekirse yaparız. Aslında o kadar uzun boylu bir şey değil. İkişer makine, üçer beşer şarjör bize yeter. Tedbir amaçlı. Tedbir amaçlı. Tedbir amaçlı. Doruk. Buyur abi. Arkadaşları bizim depoya götür. Ne gerekirse alsınlar. Tamam abi. Bay bay. Haydi iyi dersler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz Nefis Hanım. Hoş bulduk. Hazan Hanım bugün okula gelmedi. Aradım, açmadı da. Hazan dün gece çok hasta oldu. O yüzden haber verememiştir. Hasta mı? Hadi gidelim. Ben bugün uğrarım zaten. Size haber veririm. Olur mu? Tabii. Geçmiş olsun dileklerimi de iletin lütfen. Ben de geleceğim. Anneciğim, Hazan öğretmenin yerine girecek başka bir öğretmen vardı değil mi? Tabii tabii, sıkıntı değil. Annem, hem Hazan öğretmen de senin gelmeni istemez ki. Yani hastalık bulaşıcıdır. O yüzden biz seni de sonra görmeye gideriz, olur mu bir tanem? Hadi anneciğim, iyi dersler. Hadi bebeğim. Ben Yiğit var diye söyleyemedim. Aslında haberler pek iyi değil.